Erteleklerdeydi. Bunu şunun için özellikle burada gazeteci arkadaşlarımın yanında söylemek istiyorum. Ben Erfelekliyim, özbe öz Erfelek'in çocuğuyum. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. Şimdiki adıyla Gökçeber, eski adıyla Sakarabaşı köyünde babamın öğretmenliği dolayısıyla doğdum 1977 yılında. İlkokulu köyde bitirdim. Ortaokul ve liseyi Kastamonu İnebolu Lisesi'nde ve ortaokulunda devlet parası yatılı olarak okudum. Ardından da üniversite eğitimini Erzurum Atatürk Üniversitesi Radyo Televizyon Yayıncılığı bölümünde tamamladım. Ve uzun bir süre gazetecilik yaptım. Gazetecilik hayatıma bizim Karadeniz Gazetesi'nde yazı işlerim müdürü ve baş yazar olarak başladım. Daha sonrasında Haber 57 Gazetesi'nin kurucusu ve yazı işlerim müdürü baş yazar olarak devam etti. Daha sonra İstanbul'da ulusal kanallarda görsel medyada devam ettik. Akabinde satış yöneticiliğine 2009 yılında geçerek uluslararası şirketlerde yöneticilik yaptım. 20 yılı aşkın süredir de sivil toplum örgütlerinde aktif olarak görev yapıyorum. Sinop Turizm ve Çevreselenler Derneği, Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti kurucu ile başlayan hayatımızda İstanbul'da Kağıthane Sinoplar Derneği'nde yönetim kurulu üyeliği, İstanbul Horzumlar Derneği kurucu ve yönetim kurulu üyeliği ve bu süreçte de görev yapmaktan onur duyduğum ve Sinop hemşehrilerimize hizmet etme imkanı bulduğum Sinoplu İş Adamları Derneği'nin 2 dönemdir yönetim kurulu üyesi ve genel sekreteri olarak görev yapıyorum. Aynı zamanda İstanbul Küçükçekmece Kızılay Şubesi'nde de yine yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyorum. Bunları neden anlattım? Bir şehri kaderini değiştirmek için İstanbul çok önemli, değerli hemşehrilerim. İstanbul bağlantısı olmayan bir yerin hizmet etme şansı yok. Ben Erfelek Belediye Başkanlığı'na aday olayım. Eğer Allah izin verirse, partim de uygun görürse, ben Erfelek'i AK Parti'ye kazandıracağım. Bunu bugünün tarihine atıyorum. Burada basın huzurunda söylüyorum ve çok iddialıyım. Allah'ın izniyle Erfelek artık iktidar imkanlarından faydalanan, iktidarın büyük belediyeleriyle büyük projelere imza atarak tersine göçü başlatan bir ilçe olacak. Ben bir Erfelekliyim, ben sizin bir kardeşinizim. Bu kente her geldiğimde içim sızlıyor. Erfelek, Sinop'un en eski ilçelerinden bir tanesi, değerli hemşehrilerim. Ama 60 yıllık ilçede adliyemiz gitti, o gitti. Belediye başkanı olursa Erfelek'i İstanbul'dan mı yönetecek, yoksa gelip burada ikamet edecek mi? Değerli Erfelekliler, ben zaten buradaydım ya. Sadece ara verdik, sadece memleketimize döneceğiz, sıkıntı yok. Biz Erfelek'te yaşamaktan şeref duyarız, onur duyarız. Erfelek bizim başımızın tacı. Hiç kimsenin sıkıntısı olmasın. Buradan bir tebrikler. Ben çok teşekkür ediyorum katılımlarınızdan ötürü. Başka bir soru yoksa. Hepinizden Allah razı olsun. Cenab-ı Allah hakkınızda hayırlısını versin. İnşallah belediye başkanlığını kazandığımız ilk toplantıda da, şimdi ben arkadaşlara fotoğrafları çektirdim, yoklamayı aldırdım. Bu bize inanan, bizimle beraber yol yürüyen değerli başkanlarımızla ilk toplantıyı da burada yine belediye başkanı olarak yapmayı Allah bize nasip etsin. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Allah razı olsun. Sağ olun.